Efendim Altıbir ekranlarından selamlar. Bugün sizlerle beraber Kasım ayında çıkacak oyunları da konuşacağız böyle. Derledik, elimizde bir liste var. Güzel oyunlar var. Bakalım zevkiniz uygun bir şeyler çıkarabilecek miyiz buradan? İlk oyuna başlayalım Tunca Bey. İlk oyunumuz sevilen bir dans serisi. Just Dance 2022. Bu senede bizlerle kendisi. Doyasıya dans etmek istiyorsanız bu eğlenceyi kaçırmayın diyelim. Ya anlatılacak bir şey yok. Herkesin bildiği zaten yıllardır çıkmaya devam eden bir seri. Ve Ubisoft'un küfür yemediği tek seri olabilir. Her sene aynı olmasına rağmen laf yemeyen tek seri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor Just Dance. Aslında mesela bu oyunun da core kitlesi, hayran kitlesi belki de şeydir yani. Abi her sene aynı şeyi çıkarıp niye bizden 60 dolar istiyorsunuz diye olabilir. ama çok bizim oynamadığımız için çok takıldığımız bir mevzu olmadı. Biz yine her sene çıktığı için tepki çeken ama deli gibi zaten bir başka oyuna devam edelim. Call of Duty Vanguard. Şimdi Call of Duty biliyorsunuz anlatmaya gerek olmayan bir seri. Hikaye tarafını merak edenler varsa eğer artık 2. Dünya Savaşı'ndaki hikayelere döneceğiz. Yani o kadar hani yeni ne anlatılacak bilinmeyen bir oyun ki bu. Gördüğünüz şeyler ortada. Oyunla alakalı single player deneyim, tek kişi hikaye deneyiminin nasıl olacağı çok fazla oyuncunun merak ettiği bir konu da değil. Genelde insanlar multiplayer tarafında ilerlemeyi seviyorlar. Yani Call of Duty gene çıkacak, satacak, oynanacaktır herhalde ama benim hani her zerre bir heyecanım veya bir beklentim yok. Çıktığında bakarız uygun olursa durumlar. Ya, hikayesini çok merak ediyorsanız da Hitler'in veliahtı falan varmış. Onun peşine düşüyormuşuz. Böyle bir hikaye anlatıyor. Wow, inanılmaz. Hitler'in veliahtı. Evet. Ben direkt adı gibi anons ettim. Türkiye'de bu isimle girebilir. Forza Horizon 5 de aslında böyle alıştığımız yine çok fazla tanıtmaya gerek olmayan kendini belli eden bir seri. Bu sefer Meksika'da geçiyor yani kurgusal Meksika'yı temel alan bir şehirde geçiyor. Açık dünyası haritası Forza Horizon 4'e göre neredeyse bir %50 daha büyükmüş. Yine her seferinde büyüyen oyunlardan. Meksika'ya özel tropik fırtınalar, bölgesel iklimler olacakmış. Mesela aynı anda haritada bir yerde kıyamet kopuyor, fırtınalar var. Bir yerde bambaşka iklim falan görebilecekmişiz böyle. Yeni koşullarda eklemişler oyuna. İlk günden Game Pass'e geliyor tabii her zamanki gibi. Çok güzel gözüküyor görsel olarak ya. Ben merak ediyorum yani. Jurassic World Evolution 2. Bu da bir Jurassic Park işletme oyunu. Daha doğrusu aslında Jurassic Park değil de Jurassic World. Biraz daha kapsamlı bir şey. Yani bu dinozor parklarını, adalarını kurup işlettiğin biraz tam böyle Jurassic Park sevdalılarına aynı zamanda da böyle işletme, simülasyon türü oyunları sevenlere de hitap eden bir oyun. Bir sonraki oyunumuz da artık yani bıktık mı diyeyim ne diyeyim seviyoruz sayırız da çok fazla çıkan Elder Scrolls Skyrim'in Anniversary Edition'ı. Oyun 10 yıl önce çıktığı için artık Anniversary'ye geldi yani bir 10 yıl geçti. 11 Kasım tarihinde tekrardan çıkacak, orijinal çıkışını iade edecek. Ne var yenilik açısından hiçbir fikrim yok. Tunca sen biliyor musun ne olduğuna baktın mı? Anniversary'de ne eklemişler? Şimdi yeni nesile falan da geldiği için böyle bir grafik olarak bir elden geçirme varmış yine. Yani çok ihtiyaç duyan var mıdır işte modlarla falan özellikle PC tarafında bilmiyorum ona girmeyeceğim de. Şey eklenmiş resmi bir balık tutma mekaniği. Yani modla falan değil resmi olarak oltanızı atıp balık tutabilecekmişsiniz. Bunu da biraz şeyden de düşünmüşler bir hayatta kalma modu falan da eklenecekmiş. Orada da kullanılır falan diye. Aynı zamanda bu Bethesda'nın Creation Club'ından içerikler falan eklenecekmiş. Görevler işte eşyalar, modlar falan filan. Ya aslında elde ne varsa buna ne koyabiliriz diye düşünüp sıkıştırıp tekrar satmışlar gibi bir şey. Çok olmazsa olmaz değil. Elinizde special edisyonu varsa, special edition'ı varsa onunla da upgrade yapabiliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde bildiğim Allah kadarıyla. Bir okutursunuz varsa elinizde yani. Bir sonraki oyun da bu arada gene. Aynı kafa. GTA aynı kafa demeyeyim hadi haksızlık etmiyorum ama GTA Trilogy da aynı gün çıkacak. GTA Trilogy'nin biliyorsunuz Definitive Edition adında yeni bir şeyi geliyor. GTA 3, Vice City ve San Andreas'ı tek pakette satacaklar. Türkiye'de fiyatı çok pahalı zaten. Oyunun zaten görsel kalitesi de çok şey tartışıldı. Yani ne seviyede çıkacak, ne olacak hala da tam anlamıyla bilebildiğimiz bir oyun değil. Çünkü oyunun hiç dinamiklerini görmedik ama artık herkesin beklentisi şey. Yani belli bir seviyede çok yenilenmiş bir şey değil. Orijinal oyunlara yakın bir şey çıkacağı 3 aşağı 5 yukarı herkesin beklediği bir durum zaten. Ama gene de GTA'yı iade etmek istiyorsanız, tekrar bakmak istiyorsanız bahane olabilir bakmak isteyenlere. Tabii sanat tasarımı da değiştiği için karakterlere böyle yakından gördüğünüz özellikle planlarda size farklı gelebilir bayağı. Biraz daha böyle Fortnite karakteri gibi olmuş. Çok yakın gördüğünüzde de genel oynanışta belki çok etki etmeyebilir. Görmek lazım. Eski versiyonlarda satılmıyor bu arada. Onları da kaldırttılar. Öyle de bir problem var. Yani
hani neden eski versiyonlar kalktı, o bayağı bence şaibeli ve sıkıntılı bir konu yani. Rockstar'ın böyle bir karar veriyor olması, yani niye böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum. Ya şimdi adam zaten eskisini indirir, modlar falan, remaster'ına ihtiyaç duymaz. Alacaksan bunu al diyor işte. Bundan sonra doğrusu bu. Bu iyi bir politika değil ki bu yani. Yani şey, abi eskileri daha iyi şekillerde oynayabilirler bizim yaptıklarımızdan deyip bunları kaldırıyorlarsa gerçekten müthiş. Yani böyle bir şey. Neyse. Shin Megami Tensei 5. Yani bu Megami Tensei diye koca bir franchise'ın içinden bir seri. Persona da biliyorsunuz oradan. Oranın hatta böyle daha alt yanlama serisi gibi bir seri Persona. Aslında Persona'ya çok benziyor oynanış ve içerik olarak. Şöyle düşünün. Persona bol şekerli kahve ise bu şekersiz kahve. Direkt kaşıkla yiyorsun. Yani çok daha sert, çok daha ağır içerik olarak. Oradaki tona göre, hikayedeki, atmosferdeki. Ben de merak ettiğim oyunlardan biri ama ne zaman oynayabilirim bilmiyorum ya. Shin Megami Tensei oyunu hiç oynamadım. Persona oynadım ama Shin Megami Tensei'nin hani o dediğin tonu daha ilgimi çekiyor benim aslında. O yüzden bir bakmak istiyorum. İnşallah yıl bitmeden bakma şansım olur. Sherlock Holmes Chapter 1, macera oyunu sevenler için zaten çok büyük prodüksiyonlu oyunlar çıkmıyor maalesef. Macera türü biraz daha böyle indie'ye kaymaya başladı ama Sherlock Holmes serisi bence bu türün büyük bütçeli örneklerinden, güzel örneklerinden bir tanesi. Chapter 1'da da prodüksiyon kalitesini arttırmışlar, hani bayağı para harcamışlar gibi duruyor oyuna. Genç bir Sherlock'u oynayacağız aslında. Yani Sherlock Holmes'un Sherlock olmaya evresindeki hallerini oynayacağız. Kişisel bir hikaye anlatacak. Chapter 1 diyor ne kadar kapsamlı olacak, ne olacak, ne yapacak, oyun çıkınca göreceğiz. Ama görsel açıdan, barındırdığı unsurlar açısından ilgi çekici duruyor bence. Enteresan bir Sherlock Holmes diyorum ya. Bu kadar böyle çok toy, çok genç ve fazla yakışıklılığıyla ön plana çıkan. Ki yanındaki işte arkadaşı falan da öyle, ekibi falan. Herkes böyle boy band'den fırlamış gibi. Bakalım ya, göreceğiz. Ben mesela bu tarz uyarlamalarda, Sherlock Holmes'te bir uyarlama, farklı yorumlar yapılmasında bir sakınca görmüyorum. Yeter ki ortaya çıkan şey güzel olsun yani. Tabii tabii. Yorumlarını katsınlar. Problem değil Sherlock Holmes'u. Ben de mesela sorsan genç toy versiyon yerine daha olmuş, oturmuş karakterle Sherlock Holmes izlemeyi tercih ederim veya okumayı. Ama farklı bir yorum denenebilir yani. Niye denenmesin? Bir engel yok. Yani bazen çünkü çok katı olabiliyor bazı insanlar hani böyle yorumlanmasın diye ama görmek lazım sonucu ya. Waylanders bir RPG oyunu. Erken erişimde zaten vardı. Belki bilip oynayanlar vardır. İsterseniz third person, isterseniz izometrik kamerayla oynayabildiğiniz bir oyun. Yapanlar da eski BioWare ve Telltale çalışanlarından oluşan bir ekipmiş. Enteresan yani bir... Eski kafa RPG'leri seven, bunun üzerine yeni içerikler, modern yorumlar getirmek isteyen bir oluşum. Mitoloji içerikli bir oyun, zaman yolculuğu falan da varmış. Yani ilgi çekici şeyler var, ben erken de şimdi denememiştim. Fırsat bulursam denemeyi düşünüyorum. Bakalım, benim çok ilgimi çekmedi. Türünde bir fanatiği olmadığım için de olsa gerek yani. İlgi çekici gelmedi ama çıktığı zaman bakmak lazım. Oynayanların yorumlarına da bakarız yani. The Last Stand Aftermath. Bu da aslında hep bildiğimiz yine bir oyun. Çok tanıdık. Post apokaliptik dünyamız var. Zombi salgını var. Zombilerden kaçıp hayatta kalıyoruz. Bir de bu zombi salgını acaba neden olmuş? Bunu çözmeye çalışıyoruz. Bildiğimiz mevzular. Çok özel, farklı bir oyun hissiyatı yaratmadı bende ama bu eski bir flash oyunuymuş aynı zamanda. Oradan tekrar günümüze gelmiş, yapmışlar falan. Beğenen, takipçisi olan vardır. Belki zamanında oynamış olan vardır. Haberiniz olsun. Battlefield 2042 Call of Duty ile beraber bu ayın konuşulan, beklenen oyunlardan bir tanesi. Erken erişim sürümünde buglar, hatalar falan var ama eğlenceli diyen de çok gördüm. Ya yok abi gitmez diyen de çok gördüm. Yani bilmiyorum, farklı fikirler var. Bu sefer Battlefield olayı artık single player'i falan komple uçurdular. Yani bir hikaye modu yok. Tamamen online odaklı gidecekler. Ben gördüklerimden eğlendim. Yani oynamak istedim açıkçası izlediğim videolarda. Hani betasını oynama şansım olmadı. O yüzden Call of Duty'ye göre Battlefield bana daha uygun geliyor. Çünkü Call of Duty'nin temposunu ben kaldıramıyorum. Çok hızlı bir aksiyon dönüyor. Battlefield severler de genelde Battlefield'a takılıp kalıyorlar. Çok başka şeylere gitmek istemiyorlar. Ben de Battlefield'e şans vereceğim bu sene. Ya bu sene ne bileyim bir ilgimi gıdıkladı yani. Bir denemek istiyorum. Ama tabii single player seven bir insan olarak çok iştahlı bir şekilde beklemiyorum oyunu. Yani ben anlat. Bu arada detaylarını çünkü zaten çok konuştuk Battlefield'da olacak şeyler. O yüzden yüzeysel geçtim yani. Ya ben de çok uzan, benim de şey ilgimi çekti. Portal modu. Ya bildiğin kendi evet, Battlefield oyununu yaratma. Yaratıcı mod gibi bir şey. Eski dönem askerler, yeni dönem askerler hepsini birbirine katabiliyorsun falan. Tamamen böyle eğlence üretmek açısından olduğu için daha kendime yakın buldum yani. Battlefield oyuncusu değilim ama bu modu ilgimi çekti.
şey gibi hissediyorum. Topluluk eğer bu oyunu sahiplenirse bayağı çılgın şeyler çıkar ama sahiplenme derecesinde bir sıkıntı olursa, yani topluluk böyle çok üretkenlik açısından biraz geri çekilirse biraz böyle ıssız ve kuru bir oyun olarak kalabilir Battlefield ama göreceğiz bakalım. Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl. Müthiş bir isim. Pokemon Diamond ve Pearl'ün yeniden yapımı, seneler öncesinde çıkan oyunlarımız tekrar biraz daha böyle modern, daha şirin, daha basit gözüken Pokemon animasyonları ve oyun yapısıyla tekrar dönüyor gibi gözüküyor. Sadık bir uyarlama, çok fazla yenilik yok ama daha çok görsel olarak belki bir kısım takipçinin hoşuna gider ya da gitmez, bilmiyorum. Beni çok çekmiyor artık Pokemon oyunlarının yeni versiyonları. Nostalji etkisiyle tabii ki de hepsine bakıyorum. Yine kısmen beğendiğim şeyler oluyor ama çok heyecanlandırmıyor açıkçası. Zaten o Diamond'lar falan da benim Pokemon oyunlarını bıraktığım dönemlerde çıkan oyunlardı. Tekrar geliyor olması da şahsi olarak heyecanlandırmadı beni. Peki o zaman gelelim kritik soruya. Bu ay biraz daha nispeten büyük isimler var. Aslında hani normalde bir Kasım ayı için bence kuru ama bu yılın komple kuraklığını düşünürsen oyun açısından, yani büyük prodüksiyonlu oyunlar bu yıl çok ses getiremedi. Çok böyle bir iştahla oynadığımız bir şey çıkmadı çok fazla. Çok arada tek tük çıktı. Ama bu ay nispeten diğerlerine göre daha cafcaflı duruyor. Senin oyunun ne olur? Bu ay hangi oyunu seçersin? Ya çok ilgi çekici oyunlar yok bu ay bana göre, yani benim için. Tamam. Bana en gidecek oyun burada Shin Megami Tensei 5. Yani onu denemek isterim bu ay seçim olarak. Valla ben Forza için heyecanlıyım ama türün sevdalısı değilim. Yani bir denemek istiyorum ama böyle hani işte hayvanlar gibi tabiri caizse oynayacağım pek zannetmiyorum. Hiçbirine oynayacağım pek zannetmiyorum ama adettendir GTA'yı merak ediyorum. Yani bilmiyorum oynayıp oynar mıyım. 3 ile Vice City'yi tekrar oynamayayım ama San Andreas'ı kesin bir daha oynamak isterim. Ki San Andreas bu arada Game Pass'e ilk günden geliyor, onu da söylemiş olalım. Hani Türkiye'deki fiyat çok pahalı olduğu için almayacak bir sürü oyuncu da vardır merak etmesine rağmen, ama Game Pass aboneliğiniz varsa San Andreas, sadece San Andreas'ın yenilenmiş hali ilk gün gelecek. O yüzden ben GTA Trilogy diyeyim. Onu merak ediyorum yani nasıl bir şey çıkacak acaba diye. O zamanlar ne be? O zamanlar görüşmekler. Ah, o zamanlar. O zaman efendim görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.